Nereden geliyor para? Rusya'dan Para mı Rusya'dan geliyor ağırlıklı olarak, ama şimdi bir de şöyle bir hikaye var. Yani tamam, evet, Rusya Merkez Bankası'ndan gelen paralara güveniyor. Tamam, eyvallah. Ama şimdi biz yılbaşından beri hikayeye bakarsak, Türkiye'ye 17,5 milyar dolar, bak bunlar yok, şu anda yok. Daha bu geçen haftanın ben rakamı veriyorum. 17,5 milyar dolar para girdi. Bu net hata noksan kaleminden girdi. Net hata noksan kalemi bizim dış ticaret açığımızı kapattı. Yani çok ciddi bir dış ticaret açığımız var. Ha işte bak, Ufuk'la beraber aynı fikirdeyiz. Bravo Ufuk kardeşime. Net hata noksan 17,5. Bu kuvvetle bir tane 22-23 milyar dolar olmuştur şu anda. Net hata noksan kalemi ne demek? Merkez Bankası'nın tasnifleyip nereye koyacağını bilemediği para demek. Yani bir para geliyor ama nereden geliyor işin açığı biz de bilmiyoruz demek. Şimdi Merkez Bankası kayıtlı paraları tasnifleyebiliyor. Bu parayı herhangi bir tasnif altında bir yere koyamıyor. Yani bu kara para da olabilir, bu uyuşturucu parası olabilir, bu herhangi bir kara para olabilir. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Merkez Bankası da bunu açıklayamadığına göre, yani bir kısmı tabii ki uyuşturucu parası gibi gözüküyor. Bir kısmı Türkiye'de, Ya tabii gerçekten. canım, net hata noksan budur. Yani ne sanıyorsunuz? Yani Türkiye'de o gemilerde beyaz beyaz un çuvallarında un olduğuna inanmıyorsunuz herhalde. Yani o gelen paralar Türkiye'den dünyaya yayıldığını bilmeyen var. Yani Sedat Peker değil, yani herkes bunu bilir. Yani ve bu paranın bir kısmı o. Bir kısmı silah ticaretinden gelen para. Yani bir kısmı işte binlerce mülteci geliyor her gün. Bu mülteciler Türkiye'ye geliyorlarsa artık orada elinde neyi, bohçasını, evini, arabasını, neyi varsa satıyor. O parayla birlikte Türkiye'ye giriş yapıyor. Yani yıllarca mültecilerin getirdiği paraları da biz kullanmış durumdayız. Ve bilmediğimiz kadar, mesela Türkiye şu anda gri listede. Yani Türkiye'ye giren para kara listeye yakın. Ya Rus parası da giriyor. Biz kara listeye alırlarsa dünyada zaten kimse yatırım yapmaz. Olan yatırımları da kapar. Türkiye gri listede, bundan ayıp bir şey var mı ya? Yani Türkiye'ye giren para şaibeli demek. Evet, bu şaibeli giren para bizi kurtarıyor. Şu anlık en azından ekonomiyi. Ruslardan gelen para kurtarıyor. Bu ikisi, ama bu ikisi de güvenilir paralar değil. Peki Bak bu. dünyanın başka merkez bankalarında benzer net hata noksan diye tanımlayabileceğimiz kara para ekonomilerinden giren kalemler, paralar var mıdır Murat? Yoksa bu, yani bu böyle Tabii. Şimdi şöyle bir şey düşün. Şimdi net hata noksan nereden girdiği belli olmayan hesaplama dışı para. Excel'e mesela atıyorsun bunları. Bir anda hesap tutmuyor. Eşitlik tutmuyor. Eşitliği tutturmak için o parayı ayırıyorsun. Bu, ya bu net hata noksan diyorsun. O parayı atıyorsun. Ama hata tek yönlü olmaz. Hata istikrarlı olmaz. Bazı zamanlarda o hata tersine işler. Bazı zamanlarda düzüne işler. Yani bazen Türkiye'ye para girişi olur. Bazen Türkiye'den para çıkışı olur. Ama Türkiye'ye yaklaşık 2 yıldır devamlı yanlışlık giren parada ve istikrarlı olarak artıyor. Böyle bir hata olmaz. Ya yani insanı ahbap yerine koymak gerekir. Yani bu para ne oldu, belirsiz para. Her şeyden gelen paralar var deniyor. Mesela varlık barışından dolayı giren paralar var. Ya kardeşim, onları zaten Merkez Bankası'na bankalar aracılığıyla bildirmek zorundasın. Yani o iş o kadar değil. Şimdi nakit para da olamaz bu paralar. Yani çünkü nakit para 17 milyar dolar, 17,5 milyar dolar taşınabilir. Yani bilmem kaç bin tane kamyon olsa taşınamaz. Bu paralar bilinen fakat göz yumulan paralar. Ha evet, bugün ekonomimizi kurtarıyorlar. Yani burada kaçak petrol ticareti de var. Yok yok, yani Türkiye, siz şey olan bir ülke mi sanıyorsunuz ya, her şeyin, demokrasinin, adaletin işlediği? Öyle bir dünya yok işte. Yani dünyanın hangi ülkesinde gidip de tonlarca kokain gemide yakalandıktan sonra bir tane suçlu bulunamaz, adamın biri çıkar, ya yanlışlıkla bize gelmiş o mal, kusura bakmayın der, serbest kalır. Yani Türkiye kara parayla dönen bir ülke artık. Yani bunu bilmek için benim söylememe gerek yok. Yani biraz Twitter okuyan herkes farkında. Halim diyor ki peki nereden gelirse gelsin parası, bu senin tarifin yap. Yani bu arada Murat, dehşetle dinledim ben, dolayısıyla yani gerçek, yani Ah. doğrusunu söylemek gerekirse şöyle, net hata noksan kalemi diye bir kalemde biz bu paranın girişini bu kadar net izleyebildiğimizi bilmiyordum. Bir kara para ekonomisi döndüğünü farkındaydım, fakat bunun Merkez Bankası
bütçelemelerinin içinde de görünür halde olduğunun inan farkında değildim ve dehşetle dinledim anlattıklarını. Dünyada da farklılaştığımız meselenin bu olduğunu yani çok net anlatmış oldun. Yani T cetveli yap, aktifler pasifleri koy, girenleri çıkanları koy, mutlaka o şey eşitlenir. T cetveli sonunda eyvallah. Tamam, eşitlenmezse kar veya zarar, ama devlet bütçesinde eşitlenir. Ama eşitlenmeyen, bilinmeyen bir para varsa bu net hata noksana atılır. Merkez Bankası'na sorduk. Güzel kardeşim, bu nereden çıktı bu para ya? Türkiye bir 17,5 milyon. Ya az buz da değil yani, 300-500 milyon dolar da değil. 17,5 milyar dolar girmiş. Merkez Bankası da ben bilmiyorum vallahi, benim hesaplarımda öyle bir şey gözükmüyor derse buna çok da iyi niyetli yaklaşma. Peki Halim diyor ki nereden gelirse gelsin parası, varlık barışları, kara para ekonomisi bir ülkeyi batırmaz mı? Bir ekonomiyi batırmaz mı diyor. Yani kara para ekonomisi tabii ki bir ülkeyi batırır. Çünkü Türkiye'de kalacak bir para değil. Türkiye'de aklanacak bir para. Bak Reza Zarrab'ı düşün. O yıllarda da mesela net hata noksanımız çok yüksekti. Reza Zarrab ne yapıyordu? Türkiye'ye altınları getiriyordu. Dubai üzerinden getiriyordu. Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden getiriyordu İran altınlarını. Ya da İran'dan direkt altınlar geliyordu. Oralara gidiyordu. Para aklanıyordu. Amerika'da şeyde Amerikan parası işte şey falan. Bunun aklanması için de ne yapıyordu? 4 tane üst düzey Türkiye'deki yönetici adama, ki bunlardan biri İçişleri Bakanı Muammer, biri Ticaret Bakanı işte Zafer Çağlayan, bir tanesi Egemen Bağış, bir tane yani 3 bakana, diğeri şeyde onun hikayesi başka, TOKİ hikayesi. 3 bakana milyonlarca dolar rüşvet verdi. Ve Amerika'daki mahkemede dedi ki ben dedi Zafer Çağlayan'a dedi 60 milyon dolara yakın. Zafer Çağlayan burada. He delikanlıysa demedi desin. Yani çok delikanlıysa hatta dava açsın Zafer Çağlayan. Yapabilir mi? Rüşvet yemiş yapabilir mi? Sonra rüşvet dedim uçta cami yaptırmış. Yapabilir mi? Ya insanı gerizekalı yerine koyup peçeteye ben Filip Patek'in 300 bin 400 bin euro şeyini aldım yazıp insan şeyde gösterdi ya. Yani şimdi bu paralar girerken şimdi bakarsan işin açıkçası bunlar da Türkiye'nin lehine paralardı. Bunları almak için rüşvet yediler. Eyvallah, ama sen sadece bu üçünden ibaret mi sanıyorsun bütün hikayeyi? Ya başka kimsenin haberi yok. Bu üçü tek başına iş çeviriyor. Bunlar Türkiye'nin lehine paralar. Çünkü Türkiye'de kaydı kuydu olmayan İran paraları. İran Türkiye'ye getiriyorsa belirli bir komisyon ödeyecek. Bu ödediği komisyonun yanı sıra bu kendine ya yakalanırsak kötü olur. Ben de bu kadar rüşvet isteyen diyen adamlar. Şimdi aslında zaten mecliste bunların adına herhangi bir fezleke şu bu aklanmalarının nedeni aslında Türkiye'ye yararlı olarak gözükmeleri. Yani bu adamlar rüşvet yedi mi? Yedi. Ama Türkiye'nin lehine iş yapmak için yediler diye düşünüyorlar. Ya ama işte dünyada o işler öyle olmuyor. Peki anladım. O zamanlar İran ruleti gibi gözüken, yani İran üzerinden ambargoyu delen altın ticareti, yasa dışı altın ticaretiyle Türkiye'nin cari açığı kapatılmak istenmişti. Şimdi de Rus ruleti, yani Rusya'dan gelecek olan bir parayla. Hayır, sırf Rusya değil canım. Yani uyuşturucu Rus uyuşturucusu değil. Ama Rusya seni şu anda bir bankalarının bacağı olarak kullanıyor. Rus bankaları şu anda işe yaramaz halde. Avrupa bankalarıyla kontakları yok ama Türk bankalarının var. Haliyle Rusya'ya dışarıdan bir mal almak istiyorsa diyor ki benim diyor param diyor şu Türk bankasında size teminat olarak gösteriyorum diyor. Peki dünya buna niye laf etmiyor? Aslında Avrupa'nın işine geliyor bu. Çünkü Avrupa'nın hala Rusya'yla laf etse de ticareti dönüyor. Hala Rusya'dan doğalgaz alıyor. İlişkileri kesemedi. Bu iş Amerika'nın işine gelmiyor. O zaman diyor ki şimdilik biz buna göz yumuyoruz. Hadi idare ediyoruz. Ama gözümüz üzerinde abartırsanız diyor. Bunu nasıl söylüyor? Financial Times'a haber yazarak söylüyor. Yani Financial Times'da çıkan haberde Amerika ve Avrupalı yetkililerin gözü Türkiye'de ambargo gelebilir. Yani tadını kaçırmayın. Burada bırakın. Biraz daha abartırsanız, yoksa gidip de Financial Times'ın acar muhabiri gidip de bu haberi kendi kendine yakalamış değil ki. Ya gidip de Amerika'da işler böyle yürür. Mesela Amerika'da Türkiye'ye kredi açılacak. Amerika asla devlet en son çözümdür. Devletin konuşması Amerika'da hep en son çözümdür. Giden biraz çalışan herkes bilir. Mesela olay nasıl döner? Ben mesela giderim Goldman Sachs'ten ya da Morgan Stanley'den, Uber'dan, Citibank'tan, HSBC'den bir arka ya öğlen gel bir kahve içelim öğlen yemeğinde yarım saat falan derim. Giderim kahve alırım. Kahve alırken derim ki yani siz son zamanlarda Türkiye masası çok iş yapıyor. Ya Türkiye masalarını kısın çünkü SEC şu anda Türkiye üzerine araştırma yapıyor. Biraz dikkatli olun diye fısıldarım. SEC dediğim Amerika'nın SPK'sı şeyde. Yani siz ceza yemeyin diye
Yani Türkiye kredi verirken iki kere düşün derim. Aa öyle mi der? O arkadaşına söyler, o arkadaşına söyler. Bütün fon yöneticiler arasında yayılır. Türkiye borçlanmaya çıkar. Kimseden borç bulamaz. Hikaye böyle döner. Çünkü öteki türlü Amerika resmi olarak bir şey dese, altında iki gün sonra dava açsa Türkiye, sen resmi olarak böyle böyle yaptın, ben yaptım, canını okurlar. Çünkü Amerika'da öyle bir adalet var. O yüzden Amerika'da hep fısıltı gazetesi yapar. Tıpkı Financial Times'ın yaptığı gibi. Financial Times ne yaptı? Bir haber yaptı. Fısıltı gazetesi ayağıyla. Türkiye ambargo yiyebilir Ruslarla. Ama çok ciddi değil şu anda. Şimdi bu biraz daha dillenirse, işte Bloomberg'dan, Reuters'a, bilmem ne Türkiye'ye, bilmem neler geliyor, CIA geliyor, kontrol edecek derse, işte orada durmak gerekir.